da anne sütünden sonra gelen en iyi kalite proteindir. Ve özellikle içeriğindeki amino asit zenginliği nedeniyle özellikle vücudumuz için gerekli olan proteinin birçoğunu karşılamaktadır. Yumurta tüketimine özellikle özen göstermeliyiz. Aynı zamanda yumurta zayıflama diyetlerinin de gerçekten çok çok yer verilmesi gereken bir besin grubuna giriyor. Zayıflama diyetlerinde top tutacak besinler çok çok önem kazanmaktadır. Yumurtayı hem kahvaltıda hem öğle ve hem akşam öğününde pratik olması nedeniyle, ekonomik olması nedeniyle aynı zamanda çokça tadı da güzel olduğu için tercih edebiliriz. Bazen haşlanmış yumurta olarak, omlet olarak veya menemen olarak diyetlerde yumurtaya oldukça sık yer vermeliyiz. Yumurta içeriğindeki proteinden dolayı tok tutmanın yanı sıra A vitamini, B vitamini içerisinden de çok çok zengindir. Aynı zamanda içeriğindeki selenyum da bizim cildimiz için de çok faydalı bir mineral içeriğini korumaktadır. Yumurtanın tüketim aşamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, eğer bir kalp hastalığı öykümüz varsa tüketim miktarını sınırlandırmamız gerekmektedir. Ve aynı zamanda kolesterol yüksek olan kişiler de yumurtayı tüketirken yanına bolca çiğ sebze meyve koyarsa eğer yumurtanın kolesterol yükseltici etkisi azaltılmış olur. Yumurta muhakkak öğünlerde yer almalı ve özellikle gereksinimin arttığı dönemlerde emzirme, gebelik ve bebeklik dönemlerinde muhakkak beslenmenin olmazsa olmazıdır.